Bir diğer yorum yorumlama videomu daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu tür videolarda insanların yazdığı kitap yorumlarını okuyoruz, değerlendiriyoruz. Acaba iyi mi, kötü mü, doğru mu yapmış, kötü mü yazmış diye şeklinde değerlendirirken neden ben kendi yazdığım yorumlarımı okumuyorum şeklinde aklıma bir düşünce geldi. Eğer bu videoyu severseniz bundan sonraki başka bir videoda YouTube'da ilk çektiğim ya da ilk yorumladığım kitapları gömdüğüm bir video da yapabiliriz. Ama şimdi bu videoda öncelikle yazılı yorumları okuyup eğlenmeyi istiyorum. Bu videoyu izleyenlerden henüz kanalıma abone olmayanlardan biriyseniz çok büyük ayıp ediyorsunuz, beni kaybediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü bu videoda gerçekten de benim 4 yıl önce yazdığım cringe yorumlarla bayağı eğleneceğimizi söyleyebilirim. Evet bu yorumları yazdığımda yaklaşık olarak 23 yaşlarındaydım. Zaten 4 yıl oldu yazıyor bir kitaptaki distopik okur profilimde zaten incelemelerde en alta doğru gittiğinizde bu yorumlar direkt karşınıza çıkıyor. Onlar böyle Hani benim rezilliğim olsun diye orada bıraktım. Çünkü hani bir bakımdan güzel oluyor. Çünkü benliğimizin değişimini görebiliyoruz bu zaman içerisinde. Hem de orada kalsınlar yani. Bunlar böyle basit ve kısa yorumlar okumak isteyen okurlar için de belki uygun olabilir. Ama bence şu an hani yazdığım yorumlara göre karşılaştırmak için söylüyorum. Cringe geliyor arkadaşlar bana bu tür yorumlar. Evet okuyorum. Mesela 4 yıl önce Faruk Duman'ın bir öykü kitabına yorum yazmışım. Ya da roman mıydı tam hatırlamıyorum. Köpekler için gece müziği kitabı. Gerilim mi istiyorsunuz? Buyurun. Doğa mı istiyorsunuz? Buyurun. Kaybolmak ve karanlık mı istiyorsunuz? Buyurun. Film gibi bir kitap ama kısa film gibi. Sanki kitapta gece okunmalıymış gibi bir his bırakıyor insanda. Bak tamam son cümleyi iyi yazmışım. Şimdi kabul edelim. Ama ondan öncesi şöyle değil mi arkadaşlar sizce de? Hani bir gün e, kardeşler pide salonu açmışsınızdır ve onun açılışını yapıyorsunuz diyelim. İşte kaşarlı pide mi istiyorsunuz? Buyurun. İşte kuşbaşılı pide mi istiyorsunuz buyurun. Yani böyle bir sanki üslupta söylemişim bu tür kelimeleri. O yüzden açıkçası bu yorumculuğu hani pide salonu yorumculuğuna benzettiğim için kendi adıma cringe buluyorum arkadaşlar. Umarım siz de cringe bulmuşsunuzdur bu yorumu. Bir diğer yorumda ise yine 4 yıl önce yazdığım bir yorum bu arkadaşlar. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı kitabını yorumlamışım. Lisedeyken dönem ödevim olan kitaptı. Çarpıcı yönlerini ön plana çıkarmam gerekiyordu. En çok unutamadığım yönü şarap taşıyan aracın devrilmesi üzerine herkesin yere eğilerek köpek gibi şarap içmesiydi. İşte biz insanlar bedavayı bu kadar seviyoruz. Şöyle sonuna da bir gülücük koymuşum. Yani o zamanlar bir kitap hakkında ne yazabileceğimi o kadar bilmiyorum ki Böyle aklıma hani 464 sayfalık bir kitaptı. Aklıma böyle bir sahne kalmış. Onu da işte yorum olarak yazmak için yazmış gibi duruyorum burada. Aynı zamanda bu konuda size bir anımı da anlatmak istiyorum bu videoda arkadaşlar. Bu iki şeyin hikayesi gerçekten de döneme ödevim olan bir kitaptı. E, lisenin işte ikinci sınıfında mı, üçüncü sınıfında mı ne işte böyle dönem ödevleri, performans ödevleri falan vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum. O zamanlarda böyle hiç kitap okumuyorum. İçimden gelerek bir tane bile kitap okumamışım o zamanlarda. O yüzden okuyorum ama böyle okuduğumdan hiç böyle keyif almıyorum, İşte yazacağım şeyleri bilmiyorum, hocanın dediği şeyleri anlamayarak yapıyorum falan derken sonuç geldi işte 25 mi 30 mu ne almıştım. Hayatımda en düşük aldığım notlardan biridir o arkadaşlar. Yani herhangi bir ders için aldığım en kötü notlardan biridir. İşin e, tuhaf yanı bu değil bana o 25-30 puanı o dönemde vermiş olan öğretmenimle ben yaklaşık 7-8 yıl sonra bir kitap buluşmasında karşılaştım. Hatta ne tesadüf ki yanına oturmuşum o kadının ve işte ''Hocam işte siz benim lisedeki edebiyat öğretmenim değil miydiniz?'' falan diye sordum orada tanıştık falan yine. Baya hani şok falan oldum çünkü orada öğretmenin bir şey dedi bana şu an olsaydı 100 verirdim demişti ve ben de hani bu aslında incelemeden aklıma gelen bir anıyı anlatmak istedim size. Yani o zamanlar hani 4 yıldan bahsediyorum 4 yıl önce gerçekten kitapları yorumlama konusunda çok cringe bir insanmışım diyebilirim size karşı. Yine başka bir yorumda da bu sefer Jonathan Safran Foer'in Her Şey Aydınlandı kitabını görebiliyoruz. Burada da demişim ki bir kitabı okurken beyninizin yanmasını istiyorsanız bu kitap her şey aydınlandıdır. Zamanla oynayan yazar sizinle de oynuyor ve birden nerede olduğunuzu karıştırabiliyorsunuz. Ama onu fark ettiğinizde o zamana ait bir şeyler okuyor olabilmek sizin kitapla ilgili daha çok şey merak etmenizi sağlıyor. Her şeyin aydınlanmasını istiyorsanız buyurun. Yine buyurun kelimesini kullanmışım. Bu beni şu an çok irrite etti. Yani o ilk yorumu anlatırken dediğim pide salonu yorumculuğuna benziyor yine bu. Ama bu daha çok böyle biraz daha fast food restoranı açılmış gibi. Yani böyle bir kere buyurun diyorum ya. O yüzden hani tam olarak pide salonu gibi değil bu yorum. Ama yine aynı zamanda hani kitapla ilgili neredeyse hiçbir şey söylememişim. Bence hani tamamen e, sıfır bilgi içeren bir yorum olduğunu söyleyebilirim. Yani kitapla ilgili daha çok şey merak etmenizi sağlıyor. Ya böyle bir yorum bütün kitaplara yazılabilir arkadaşlar. Hani okuduğumuz bütün kitaplara karşı merak etmemizi sağlayan bir şeyler zaten vardır. O yüzden bana bu tür yorumlar çok saçma geliyor. O yüzden bunu da gömmek istediğimi söyleyebilirim bu şekilde arkadaşlar. Evet bir diğer yorumumuz da yine hayatımdaki ilk dönem ödevi olan Reşat Nuri Güntekin'in Damga adlı kitabına geliyoruz. Ee, sanırım bu konuda da bir eleştiri yapabilirim ya çünkü e, ne bileyim ilkokulda falan mesela direkt bize ödev diye dayatılıyordu kitaplar aslında böyle olmasa ne bileyim hocalar ya da eğitmenler bunun farklı bir yolunu bulsa kitapları böyle onun içindeki sahneleri böyle tiyatrolaştırsa öğrencilerine böyle oynatsa onları eğlenceli bir hale getirse Bence kitapları ödev veya ezberden uzak bir şekilde tutup onları daha ilgi çekici bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben şu 143 sayfalık kitabı bile okurken ilkokulda gerçekten işkence çektiğimi hatırlıyorum. Yani aklımda böyle iffet diye bir kelime kalmış. Bu iffet böyle sanki bilinçaltımda benim kabuslarıma giren bir kelime gibi bir şey olmuş arkadaşlar bu kitabı okuduktan sonra. Hatta bu yorumda şöyle yazmışım. Kendi adımı okuduğumun, okuduğumun ilk kitaplardan biri. Bunu da 4 yılda onu e, imlayı fark etmemişim yani okuduğum yazmak yerine. Belki de ilkiydi. Ödev için okumuştum. Kitap dünyasına girişimi sağlayan kitaptır. Merak ettirici bir üslup ve nostalji kokan bir kitap. Klasik Reşat Nuri seçimi bir kurgu. Harika. Klasik klasik Reşat Nuri seçimi bir kurgu demek için bütün Reşat Nuri kitaplarını okumuş olmam lazım. Mesela bu da saçma bir hani bence yorum olmuş. Çünkü yani bütün kitaplarını okuyup Reşat Nuri'nin üslubunu bilirsem böyle bir şey yazabilirim böyle bir şey yazma haddim olur ama burada görüyoruz ki yani benim hayatımda okuduğum tek hani Reşat Nuri kitabı damga kitabı yani muhtemelen bunu ben şöyle yorumluyorum arkadaşlar 4 yıl önce işte böyle her şeyi bilmek istiyorum işte her şeyi kendime böyle biliyormuş gibi göstermek için aslında böyle bir yorum yazdığımı düşünüyorum. Yani şu an mesela olsa hani Reşat Nuri'nin kitaplarını hala okumadım. Damga'nın bir tane kitabını okuyan biriyim. Bu da aslında zamanla benliğimizin değişimini gösteren bir konu arkadaşlar. Şu an ben eski benliğimi gömerek aslında yeni benliğimin nasıl olduğunu ve nasıl geliştiğini size söylemek istiyorum bu videoda. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bir kitabı incelemek zorunda değiliz. Yani mesela bu yazdığım bütün eski yorumlar sanki bana silah zoruyla yazılmış gibi geliyor. Sanki böyle yanımda silah tutan biri var işte bin kitaba inceleme yaz. Vallahi inceleme yazamazsan seni vuracağım gibisinden böyle sanki Çukur dizisindeki bir sahneyle e, sanki kitap okumuşum gibi geliyor bana. Çünkü bu yazılan yorumların hepsi bana çok zorlama geliyor. Tabii ki de cringe geldiğini de videonun başlığından anlayabiliyorsunuz arkadaşlar ne yazık ki. Bir dahaki yorumumuz da yine böyle 4 yıl önce sevdiğim, okumaktan böyle çok mistik bir şekilde keyif aldığım bazı konular vardı. İşte böyle uzaylılar, illuminati, komplo teorileri falan... Yani o zamanki benliğimden de çıktım mesela. Çünkü hani komplo teorileri falan o tür şeyler bana gelmiyor artık. Mesela 4 yıl önce okuduğum Tanrıların Arabaları adlı kitabında şöyle bir yorum yazmışım. Evrende yalnız olmadığınızı düşünüyorsanız kaçırmamanız gereken bir kitap. Şimdi otobüsle yaptığımız gezilerin ben de yazar gibi ileride gezegenler arası olacağına inananlardanım. Birisine ilk hediye ettiğim kitap olduğu için ayrı bir önevi var benim için demişim. Şöyle bir şey, hala hani evrende yalnız olmadığımız konusuna katılıyorum. Çünkü e, evrim ağacında okuduğum bazı makalelere göre başka evrenlerin ihtimalleri de olabilir. Yani bildiğimiz tek evren bu olmayabilir. Böyle bir şey evet. Ama bu, o zamanlarda bu bilgiyi bilmiyordum yani bunu sonradan öğrendim. E, aynı zamanda otobüste yaptığımız gezilerin ileride tabii ki de hani galaksiler arası ya da gezegenler arası olabilir. E, evet böyle bir şey olabilir ama biz bunu göremeyeceğiz. Yani bunun görmemizin pek imkanı yok belki bir bizden sonraki nesiller de bunu göremeyecek. O yüzden hani bu çok uzun zaman alacak bir süreç olduğu için hani bu tür kitapları artık önermemeyi tercih ediyorum. Bunun yerine böyle işte Stephen Hawking olsun, Richard Feynman olsun, Carl Sagan olsun. Yani bunun gibi isimlerin astronomi ve bilim kitaplarını okursanız bence daha mantıklı bir tercih yaparsınız arkadaşlar. Bir yorum daha gelsin. Bu yorumda böyle yaklaşık olarak 3 cümlelik bir yorum. Yani 264 sayfalık bir kitaba 3 cümlelik bir yorum yazdığım için kendimden utanıyorum gerçekten. Okuyayım hatta bunu bir videoda daha okumuştum bu yorumu. Okurken kendimi koklamamı sağlayan tek romandır. Kurgusu şahane, bitişi ayrı güzeldir. Kendinize bir koku kültürü edinmek istiyorsanız bu kitap kitaplarınızda olmalı demişim. E, tam olarak şey ya hani. O kadar kelimelerim yok ki o zamanlarda. Kurgusu şahane. Mesela şahane ama ne yani? Kurgusunda neler var abi? Onu anlat zaten inceleme. Anlıyor musun? İnceleme kelimesinde zaten onu anlatmanı bekliyor insanlar senden. Ya da işte bitişi ayrı güzeldir. Hani bitişi ayrı güzeldir ne demek? Allah aşkına Oğuzcuğum. Güzeldir diyorsun da güzel kelimesi o kadar geniş kapsam olan bir kelime ki bu insanlara hiçbir şey hani anlatmış olmuyorsun böyle diyerek diye düşünüyorum eski Oğuzcuğum. Aynı zamanda kendinize bir koku kültürü edinmek istiyorsanız bu kitap kitaplığınızda olmalı. Bence koku kültürü edinmek için bu kitap yerine size bir kitap öneriyorum arkadaşlar. Hatta bir insan öneriyorum bu konuda. Arkadaşlar Türkiye'de yaşayan Vedat Ozan adında bir beyefendi var ve bu insan tamamen hani kokularla kafasını bozmuş bir insan olduğunu söyleyebilirim. Olumlu anlamda bozmuş ama. Eğer ki kendinize bir koku kültürü edinmek istiyorsanız Vedat Ozan Beyefendinin e, kokular kitaplarına bakabilirsiniz. Ve evet onun da Patrick Susskind'in koku kitabını okuduğunu söylememiz gerekir tabii ki. Son gömülecek cringe yorumumda arkadaşlar Çavdar Tarlası'na Çocuklar e, Salinger'in kitabından gelecek. Dört yıl önce e, bu kitabın puanını mesela 10 üzerinden 6 olarak vermişim. Yani 10 üzerinden 6 bir kitabı hani çok da sevmediğinizi gösterir bence. Şöyle yazmışım yorumda da. Hiç kahve içip karşılıklı sohbet etmeyi seven bir tip değil misiniz? Holden Caulfield size bunu sevdirir. Herkese bir şey anlatmayı mı seviyorsunuz? Holden Caulfield size o insanları hep özleyeceğinizi söyler. Arabalardaki tek bir çizim bile insanların önemsemesinin tam bir saçmalık olduğunu mu düşünüyorsunuz? Burada anlatım bozukluğu yapmışım herhalde. Holden Caulfield da bu kitapta sizinle beraber aynı şeyleri düşünüyor. Okuyunuz. Sanki şey yani son cümleyi öyle bir yazmışım ki sanki okuyan insanlar ilaç prospektüsü okumuş olarak ayrılıyor bu yorum okuduktan sonra. Aynı zamanda mesela ben çok iyi hatırlıyorum Çavdar Tarlası'nda çocukları okuduğum zamanki ruh halimi. Ben bu kitabı hani o kadar çok sevmemiştim ama o zamanlarda aynı benim e, Bülbül'ü Öldürmek kitabını yorumladığım bir video vardır arkadaşlar. Ben mesela Bülbül'ü Öldürmek kitabını ilk okuyuşumda sevmemiştim ama hani... İnsanlar bana tepki vermesin, aman işte başkalarının düşünceleri, aman işte beni linç etmesinler, beni sevmesinler beni sevsinler falan filan. Bunun gibi cringe düşüncelere sahip olduğum bir benlikte olduğum için o zamanlar kitapları eleştirmeye biraz çekiniyordum. Ama zamanla bu başkalarının bakışlarına karşı olan şeyleri kırıyorsunuz ve Onları kırdığınızda gerçekten çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar içinizde. Mesela kendinizi de böyle rahatça gömebiliyorsunuz. İnsanların düşüncelerini de umursamamaya başlıyorsunuz. Yani bu konuda bir kinik gibi takılabilirsiniz. Onlar da böyle umursamaz ve insanların düşüncelerini önemsemeyen düşünürlerdi. Yani tabii ki de bunun da bir dozacı var. Tabii ki de yazarları, filozofları, biz onların düşüncelerini kendimize katmak için okuyoruz fakat bir yandan da onların bir sınırı olmalı. E, i̇nsanların bütün düşünceleri bizi ikna ederse, biz e, Montey'nin dediği gibi her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır yoluna gideriz. O yüzden her yerde olmak yerine arkadaşlar e, böyle bir tane ana belirleyin kendinize. Bunun yanından böyle bazı ilgi alanlarını tali yollar olarak belirlerseniz ana yoldan da o zaman daha kaliteli bir şekilde yürüyebileceğinize inanıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu videoda bugüne kadar yazdığım hatta 4 yıl öncemdeki e, cringe yorumlarımı okuyup e, yorumlamış olduk. E sizin de mutlaka bu şekilde yorumlarınız vardır. Bence bunlar hani e, eski yorumlar olarak, eski benliğinizin düşündüğü şeyler olarak silmeyin ya da yok etmeyin. Çünkü bunlar da değerli bir şeydir. Biz her zaman e, bugünkü benliğimizi e, bir sonraki gün eleştirmek ve onu salak olarak bulmak için yaşıyoruz bence. O yüzden sürekli hani bir yılanın benlik değiştirmesi gibi bir hayattayız ve sürekli bu üstümüzdeki benlik derisini atıp başka benliklere doğru yol alıyoruz. O yüzden bence bu tür şeyler değerli şeyler arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Eğer bu videoyu sevmişseniz beğeni butonuna tıklarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar sekmesine yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Eğer başka bir şey demek istiyorsanız yine yorum yazabilirsiniz. E, alıntılarla yaşıyorum videolarıyla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.